Diyanet İşleri Başkanlığı'nın telefonunun değil eşinin yüzüne bak başlıklı videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Peki ama telefon çiftlerin arasını mı bozuyor? Kadınlar ve erkekler ne düşünüyor? Sokağın yorumu geliyor. Evde eşinizin yüzüne mi bakıyorsunuz, telefonun yüzüne mi? Kime bakmam lazım? Telefon, telefon. Eş. Eyvah eyvah. Valla herhalde telefon ne? Ha, bu ya bana bakıyor. Yok. Eşimin yüzüne bakmıyorum, eşim yok çünkü. Eşimin yüzüne. Ben sadece alo derim, mümkün olduğunca eşime bakarım. Akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli kafamızı telefondan kaldıramaz olduk. Bunu herhalde kimse inkar etmiyor. Öyle ki kara kedi gibi oldu artık telefon çiftler arasında. Telefonun değil, eşinin yüzüne bak. Herkesin elinde bir telefon. Kara kedi gibi bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı da tam da bu konuya değindi. Bir kamu spotu mahiyetinde video hazırladı, kısa film, ve dedi ki telefonun değil eşinizin yüzüne bakın dedi. Biz zaten eşimizin yüzüne bakıyoruz. Peki acaba sokakta durum ne? Siz eşinizin yüzüne mi bakıyorsunuz yoksa telefonun yüzüne mi? İşte sokağın sesi. Ben sadece doların yüzüne ya da Türk lirasının yüzüne, euronun yüzüne bakarım. Olur ama yanlış. Öyle bir şey yapmış olsam eşim bana çay vermez de kafamdan aşağı döker. İnsanlar telefonla yalnızlaştırıldı. Lütfen diyorum, onu bırak diyorum, bak Nurgül. Nurgül Hanım. Eşleri rahatsız ediyor. Mesela diyelim ki siz amcamıza çay ikram ediyorsunuz, koydunuz sehpaya. Onu elinde telefon, dalıyor mu telefona? Onu ben ikram ediyorum. Ben kahvemi de yapar, çay da götürür. Kadınlar mı daha çok eşlerini ihmal ediyor telefon yüzünden, erkekler mi? Erkek bence. Ben bak, kadın mı? Aynı evde yabancı gibi yaşıyoruz. Ne sitem edeyim, bazen aynısını ben de yapıyorum. Telefonun abi eşimden fayda var. Demek ki neymiş bu işin, kadını erkeği yok. Her iki taraf için de geçerli. Yani zaman zaman en büyük iletişim aracı olan bu telefonlar iletişimi koparabiliyor. O yüzden ne yapmak lazım? Kafayı telefondan kaldırmak, biraz etrafa bakmak lazım. Nurgül Hanım, lütfen telefona değil eşine bak.